Buna rağmen tekrar boykot ya da sandığa gitmeme meselesine dönecek olursak, hatırlayanlar olacaktır. 24 Haziran öncesi boykot gündeme getirildiğinde bunun hiçbir şeyi çözmeyeceğini söylemiştim. Bugün de aynı noktadayım. Ama şunu da çok iyi biliyorum, siz de bu yayında da fark etmişsinizdir. Herkese aslında ister muhalefet partilerinden olsun, ister iktidar partilerinden olsun, herkesin sandığa gitmesini tavsiye ederim. Ama fark ettiğiniz şudur, geçen yayında 24 Haziran öncesindeki heyecanla bunu söylemediğimi ben de biliyorum. Yani gerçekten 24 Haziran öncesinde sandığa gitmemeye niyetli olan insanları ikna edebilmek için argüman bulmak o kadar zor değildi. Ama bugün gerçekten çok zor. Burada söyleyebileceğimiz vatandaşlık sorumluluğu vesairenin ötesinde çok fazla bir şey söyleme imkanımız yok. Çünkü partilerde olmayan heyecanın seçmenlerde olması ya da partinin heyecanının çok daha ötesinin seçmende olmasının yarattığı, sandıkların açıldıktan sonra yaşananlardan sonra yarattığı hayal kırıklığı 24 Haziran'da o kadar yüksekti ki, şimdi insanlara bir kez daha benzer bir şekilde çok daha yeniden bir hayal kırıklığı yaşama imkanını hep gözlerinin önüne getiren insanlara bu sefer hayal kırıklığı yaşamayacaksınız diyebilmenin imkanı yok. Bunu zaten bizim işimiz de değil. Bunu o kişilerin yöneldiği partilerin ve siyasetçilerin yapması gerekir. Ama bu konuda şu ana kadar herhangi bir çıkış, insanları harekete getirecek, heyecanlandıracak, mobilize edecek bir çıkış görmedik. Adaylar açıklandıktan sonra herhalde adaylar bir takım şeyler söyleyeceklerdir vesaire ama yine adayların şu ana kadar isimleri geçen isimler, kişilere baktığımız zaman o ölü toprağını kaldırabilecek nasıl bir maharet sergilecekler açıkçası çok şüpheliyim. Ama bütün bunlara rağmen yine de her ne olursa olsun herkesin sandık başına gitmesinin Türkiye'de artık iyice uzaklaştığımız demokrasiye sarılmanın yegane yolu olduğunu düşünüyorum. Yegane değil, ilk yollarından birisi olduğunu düşünüyorum. Demokrasiye sahip çıkmanın başka yolları da var muhakkak. Sandıktan sandığa olan bir olay değil demokrasi. Ama şu siyasetin ölgünlüğü ortamında ki uzun bir süredir devam ediyor, gerçekten insanları demokrasi, temel hak ve özgürlükler, hukuk devleti için harekete geçirebilmek gerçekten çok zor. Biz gazeteci olarak burada Medyascope'da yaptığımız yayınlara gelen tepkilerden bunu çok iyi ölçebiliyoruz. Ve insanların 24 Haziran'dan sonra siyasetin her türüne yönelik çok bariz bir ilgisizliği olduğunu görüyoruz. Yerel seçimlerde bu siyasete olan ilgisizliği aşmanın aslında teorik bir imkanı var. Çünkü bunlar yerel seçimler ama Türkiye'de yerel seçimleri tamamen siyasete, büyük siyasete kurban olduğunu da biliyoruz. Yani keşke bir takım adaylar çıksa ve partileri ne olursa olsun siyaset değil de daha yerel yönetimlerle ilgili programlarıyla, vizyonlarıyla, stratejileriyle ortaya çıkabilseler. Ama görüldüğü kadarıyla 31 Mart seçimleri de 24 Haziran seçimlerinin bir devamı olacak ve 24 Haziran'da o yaşanan hayal kırıklığını üzerinden atamamış kesimlerin kendilerini toparlayıp tekrar motive olabilmeleri için bayağı bir emek, gayret gerekiyor ve bu emeği, gayreti muhalefetin partilerinde görmenin şu anda görebildiğimizi söylemenin imkanı yok.